Vatan günü. Sanık Ferdi Tayfur, İtham edildiğiniz bu cinayet hakkında bütün deliller aleyhinizde. Son müdafaanızı yapınız. Yok sayın yargıç, söylenecek hiçbir sözüm yok. Bir tanığınız falan? Yok. Avukatınız? Yok. Sizi mahkum eden suç delillerine karşı bir itirazınız? Yok. Suçtan pişmanlığınız, öldürülen gence karşı düşmanlığınız? Yok. Görüyorsunuz sayın yargıç, ne sorarsanız yok diyor. Suçunu kabul etmiş sayılır. Kararınızı vermenizi rica ederim. Dikkat et, hayatınla oynuyorsun evladım. Adalet huzurundasın, yanlış bir davranışınla mahkum olursun. Sanık avukat bile istemediğine göre suçu kabul etmiştir. Sen hep böyle susunca seni mahkum etmek zorunda kalabiliriz oğlum. Suçun çok ağır. Bir koruyanın da mı yok? Var hakim bey. Ben varım. Onun müdafasını ben üstüme alıyorum. Sanığı ben savunacağım. Buyurun, sizi dinliyorum. Duruşmanın aydınlığa kavuşabilmesi için tanık Mithat Başaran'a bazı sorularım olacak. Mithat Başaran. Beni siz büyüttünüz. Rahmetli babam yakın arkadaşınızdı. O ölünce beni yanınıza aldınız. Okutup avukat olarak bu mevkiyi siz getirdiniz. Ama ne yazık ki bu benim canım gibi sevdiğim avukat kızım şu anda bir suçlu gibi beni sorguya çekiyor. Evet. Bugünkü mevkiimi, bugünkü şeref ve itibarımı size borçluyum. Ve çok iyi bilirsiniz ki ben de sizi öz babam gibi yürekten sevmekteyim. Bir öz baba gibi ha? Ama şu anda size bir öz baba gibi değil, bir yabancı gibi davranmam gerekiyor. Çünkü bir masumun hayatı söz konusudur. Gizli kalan gerçekleri tek tek çıkarıp ortaya dökmeliyim. Haksızlığa karşı direnmeyi bana siz öğrettiniz. Fazilet ve adaleti bana sevdiren sizsiniz. Bu tahkikat süresince eğer sizi kırar, incitirsem lütfen beni bağışlayın. Sizin bir çocuğunuz var mıydı? Hayır. Karınızdan önce başka bir kadınla ilişki kurmuş muydunuz? Hayır. İyi düşünün.
Böyle bir şey hatırlamıyorum. Ben size hatırlatayım. Bundan 26 yıl önce siz Erikbelen köyünde orta halli bir çiftçiyken evinizde hizmet gören genç bir kadın vardı. Sizi delice seven bir kadın. Zehra adında bir kadın. Hatırladınız değil mi? Hayır. Ben böyle bir şey hatırlamıyorum. Nasıl olur? İnsan uzun süre bir arada yaşadığı kadını hiç hatırlamaz mı? Büyük sevgisini karşılıksız bırakmadınız. Birleştiniz bu hanımla. Hatırlayın. O yağmurlu geceyi, o hazin ayrılık gecesini iyi hatırlayın Mithat Bey. Sizi delice seven Zehra, o gece gene pencere kenarında sabırsızlıkla sizi bekliyordu. Hoş geldin Mithat'ım. Sıra sıklam olmuşsun. Keşke gelmeseydin bu yağmurda, yastalanırsan. İşim acele, gireceğim ben. Bu yağmurda nereye gideceksin? Bir şeye mi kırıldın yoksa? Peki, ben ne olacağım? Sen de gideceksin tabii. Bu evle hiçbir ilgimiz kalmadı artık. Ne oldu ki? Bilmeyerek bir suç mu işledin Mithat'ım? Daha ne suç işleyeceksin? Karnın burnunda baksana. Kaç kez dedim sana, aldır şu çocuğu, aldır şu çocuğu. Aldırdın mı? Aldırmadın. Dinlemedin sözlerimi. Ama yarın öbür gün doğacak neredeyse bu piç, sonra... Aman etme sus. Piç olur mu hiç? Deme böyle Mithat'ım, senin yavrunu. Et işine be! Yalvarırım böyle konuşma Mithat'ım. Kimin var senden gayrı? İşte sana Allah'ın huzurunda yemin ederim ki şu ellerime senden gayrı hiçbir erkek eli değmedi. Ömrümce bir tek insan sevdim, yürekten sevdim, o da sensin. Bir tek çocuğumuz olacaksa, o da senin çocuğun. Kimin olabilir ki başka? Gitsene işine be! Bu yaşta çoluk çocuk sahibi olmak istemiyorum ben. Tek umudum sensin Mithat. Dur gitme ne olur, sensiz yaşayamam. Sen benim her şeyimsin. Her şeyi benmişim. Öyleyse neden aldırmadın bu çocuğu? Ben söyleyeyim, kocam budur benim, bu da çocuğum diyebilmek için. Ama ya ama yok, geçti borun pazarı. Kararımı verdim, zengin olacağım ben. Babadan kalma nem varsa yineden ipliğe dek satıp saldım. İstanbul'a gidiyorum ben, oraya yerleşeceğim. Ya ben? Ben ne olacağım? Allah aşkına terk etme beni. Gitme Mithat'ım. Karnındaki saçı bitmedik şu yavrumla kime gider, kime sığınırım ben? Amma konuştun, yürü be! Kaderi daha dünyaya doğuşunda başlamıştı. Artık tüm umudunu yitirip hayatta tek yavrusuyla yapayalnız kalan Zehra köyü terk edip abisinin evine sığınmak zorunda kalmıştı. Abisinin ne huysuz ne gaddar, bir hırsız bir ayyaş olduğunu bile bile çalmıştı kapısını. Başka ne yapabilir?
kime sığınabilirdi? Yavrusunu yaşatabilmek, onu büyütebilmek için tek çaresi buydu Zehracığım. Şarabım! Şarabım! Ziyan oldu senin yüzünden! Çık git evimden, çık git! Elin piçini başıma sarmaya mı geldin ha? Ver onu geberteceğim! Ver, çekil! Yapma Allah'ını, yapma, bırak! Çekil! Gebersin piçin! Ulan nerede benim namusum? Ne derim el aleme kimin piçi derlerse ha? Haysiyetim, şerefim ne olur benim? Seni namussuz seni! Kıyma abi, atma bizi sokağa! Bir de sizi besleyeceğim ha! Git kimden edindinse o baksın! Hadi git, git! Hayır abi, sana yük olmayacağım! Olmam! İşte param! Azıcık iyileşeyim, ben de çalışırım! Çamaşıra gider, bulaşığa gider! Bakarım yavruma, sana da bakarım! Al! Nedir o, ver bakayım! Bak yani, kardeşim olmasaydın... Hadi git, yan odaya ser bir yatak! Ama namus... Her an bir cehennem hayatı geçirdiği... Ayyaş abisinin evinden bile atılma korkusu içinde... Gece gündüz el kapılarında yorgun, bitkin çalışan Zehra... Ne kazanırsa onu getiriyor, abisi de bu iğrenç yaşamından memnun habire içiyordu. Kahır dolu, çile dolu yıllar bir samyeli gibi kavurup geçiyordu Zehra ile yavrusunu. Adını Ferdi koyduğu bu şirin yavru artık iyice büyümüş, okul çağına gelmiş bulunuyordu. Güç durumdaydı Ferdi. Dayısı hiç göz açtırmıyor, durmadan çalışıp para yetiştirmesini istiyordu. Dayakla, tehditle kendisi gibi hırsız yapmaya çalışıyordu onu. Ders çalışmaya bile fırsat bulamıyordu zavallı Ferdi. Dayak yer mi ulan erkek dediğin? Şarabımı da kırdı ha! Vurma abi! Yalvarırım vurma! Suçu ne çocuğum? Karışma sen! Ben onun hayat adamı olmasını istiyorum. Elindekini kaptırana ne derler? Hanım evladı derler, tamam mı? Çalacak dedim, çalacak! Gerekirse para da çalacak! Ne? Çalacak mı? Çok güzel çıkmışsın. Sen mi yazdın bu güzel sözleri? Anladım, sen büyüyünce şair olacaksın. Hayır, savcı olacağım. Baba! Gel yavrum. Hoş geldiniz babacığım, hoş geldiniz Mithat amca! Hoş bulduk Selma! Bursa'ya tayinim çıktı kızım! Bursa'ya mı gideceğiz, hemen mi? Hemen olur mu? Önce bu okuldan Bursa'daki bir okula nakil kağıdını alalım... ...ondan sonra gideceğiz yavrum! Sonra Ferdi ile beni Boğaz'a gezmeye götürürsün değil mi? Tabii yavrum, tabii! Adın ne senin oğlum? Ferdi efendim! Nerede oturuyorsun? Kasımpaşa'da! O fırçalar da ne öyle? Boş zamanlarımda ayakkabı boyarım ben. Ya! Kimin oğlusun sen? Bilmiyorum. Bilmiyor musun? Baban yok mu senin? Öldü mü yoksa? Sağmış. Kim olduğunu bilmiyorum. Annem de söylemiyor. Hiç karşılaşmadınız mı babanla? O bizi aramıyor ki. Ne vicdansız babalar var! İnsan evladını arayıp sormaz mı? Babam hakkında kötü söz söylemeyin. Arasa da, aramasa da o benim babamdır. Telefon eder etmez hazırlamışlar nakil kağıdını. Her iş tamam. Gezmeyi şimdi hak ettiniz kızım. Hadi binin bakalım. Hayır! Ne diyor belirsiz bir çocuğun kızımızın yanında işi yok. Ama amca! Anlamadım, ne oldu ki? Anlatırım. Hayır!
Hayır dayı, hırsızlık yapamam ben. Sus ulan! Hırsızlığı ben yapacağım. Sen gözcülük yapacaksın. Bir dükkan nasıl soyulur onu öğreteceğim sana hanım evladı. Tut bakalım şunu. Etrafa da göz kulak ol. Geçmiş olsun kardeşim. Gel yavrum. Telgrafını alınca çılgına döndüm. Seni çağırışım Selma'nın geleceğiyle ilgili Mithat. Görüyorsun benden artık hayır yok. Allah etmeye. O nasıl söz Kudret? Feci bir kazaydı. Karımı aldı elimden. Doktorlar da benden artık ümitlerini kestiler. Ölürsem Selma'm sana emanet Mithat. Ona benim yokluğumu belli etme. Vasiyetim avukatım da. Her şeyi sana o bildirecek. Ferdi! Buyur Kafa. Ateş getir. Baş üstüne. Yak. Isıt şurayı. Ferdi! Buyur usta. Ferdi, bu arabayı haftaya teslim edeceğiz. Sahibi de çok ters bir adam biliyorsun. Dikkatli ol. Sen merak etme usta, bitirmeye çalışıyorum. Bu hafta dayımı ziyaretine gidemeyeceğim. Harçlığı da biraz az oluyor ama kusura bakmasın. Taksit borçlarını da yatırmamız gerek. Şunları bir temizleyelim. İnşallah sana gıcır gıcır bir çamaşır makinesi alacağım ana. Sağ ol yavrum. Yeter piknikte ne yiyeceksiniz? Tıknıklar şuna bak, daha hazırlanmadın mı? Hadi sallanma, geç kalacağız. Sonra vapuru kaçıracağız ha, hadi. Tamam. Yürü. Varlığının tiryakisi... ...yokluğunun delisiyim. Varlığının tiryakisi... ...yokluğunun delisiyim. Beni senden mahrum etme... ...gözlerinin hastasıyım. Hastasıyım, sevgim yüce dağla kadar, içerimde volkan kaynar. Anlamazsın sen bebeğim, sevdalılar beni anlar. Sevgim yüce dağla kadar, içerimde volkan kaynar. Beni anlar.
başka ne diyeyim? Seni seveyim sensiz olmak. Izdıraptan başka ne diyeyim? Seni seveyim sensiz olmak. Sevgim yüce dağlar kadar, içerimde volkan kaynar. Aşık olan beni anlar. Sevgim yüce dağlar kadar, içerimde volkan kaynar. Anlamazsın sen küçüğüm, aşık olan beni anlar. Candan seven beni anlar. Sevdalı olan beni anlar. Aşık olan beni anlar. Candan seven beni anlar. Yağmur! Ay Yağmur! Ya, affedersiniz, özür dilerim. Merhaba. Merhaba. Tanışalım bari, adım Ferdi. Benimki de Selma. Ne kadar çok yağıyor değil mi? Günümüz zehir oldu. Benimki değil, zehir olmadı benim günüm. Yağmuru çok mu seversiniz? Bugünden sonra evet, sizinle tanışmamıza neden oldu. Sık sık gelir misiniz buraya? Bugün arkadaşlarla diplomaları kutlamaya gelmiştik de. Ya hangi okul? Hukuk fakültesi. Oo çok iyi, kutlarım ben de. Sağ olun. Üşüdünüz. Alın, alın şunu sırtınıza. Ya siz de üşürsünüz. Yok, hayır. Yağmur durdu. Ben gidip arkadaşlara bir bakayım. Ceketinizi alın. Yok, ziyanı yok. Ama nasıl geri alacaksınız? Bilmem ki, ben yarın gene gelirim buraya. Siz de gelir misiniz? Bilmem ki. Bana kalırsa, bu inşaatta beton yerine alt kısmına demir döşesek daha sağlam olacak Kenan. Bir mimarın işine karışmamam gerek ama. Rica ederim, sizin fikirlerinizden cidden yararlanıyorum. Yalnız bir dileğim olacak. Bu son günlerde sizi evinizde sık sık rahatsız edişime bilmem güceniyor musunuz Mithat Bey? O da nesi? İki senedir işbirliği halindeyiz Kenan, hala mı resmiyet? Yakında bu eve büsbütün yerleşeceksin. Selma'ya da çıtlattım. Önce şaşırdı ama genç kız heyecanıdır, razı ederim ben onu. Ne oldu hanım? Kızımızın evlilik müjdesi seni de mi şaşırttı? Yo, hayır, elimden kaydı. Merhaba. Hoş geldiniz Kenan Bey. Merhaba. Merhaba amca. Sevinçten uçuyor kızımız. Hukuk fakültesini iyi dereceyle bitirip diploma alabilmek az başarı mıdır? Asıl eğlence bu gece Selma. Hem diplomanı hem de öbür meseleyi kutlayacağız. Anlayamadım Mithat amca. Hangi meseleden söz ediyorsunuz? Sen gel benimle Selma. Gittiler canım, merak etme, kimse görmez. Bak Kenan, eğer bu kızla evlenecek olursan boğarım seni, haberin olsun. Sakin ol şekerim, onunla evlenmemin ne zararı olacak? Gene beraber olacağız, hem daha yakın olacağız birbirimize. Yakın olacakmışız. Bundan sonra her dediğin olacak. Çalıştır şu güzel kafanı. Mithat Bey bütün mirasını Selma'ya bağışladı. Buna ne kadar içerlemiştin? Şimdi fırsattır işte. Hakkın olan bu mirastan faydalanmayı istemez misin? Ben sadece seni istiyorum. Ama böyle soğuk, böyle seyrek değil. Sıcak candan bir sevgiyle. O eski hararetin ve samimiyetinle Kenan. Ay, ta çok beklersin. Gelmez arkadaş. Gelir. Göreceksin bak. Gelecek. Gelirmiş. Bir tanışmaya da gelir mi ya? Bilmem ki demiş, geleceğim dememiş ki. Sen daha çok beklersin. İşte bak,
Gelir demedim mi ben sana? Ben gidiyorum ustacığım. Akşam vapurunda görüşürüz, eyvallah. Çok affedersiniz, geciktim. Rica ederim. Buyurun ceketinizi, çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Hemen dönmezsiniz değil mi? Bilmem ki. Aklımı başımdan aldım, bırakmadım düşünce. Esir ettin her arzuma, gözlerime gülünce. Aklımı başımdan aldım, bırakmadım düşünce. Esir ettin her arzuma, gözlerime gülünce. Sevgi dolu bakışınla ben de bir dünya yarattım. Neden bir anlık hevesle benim dünyamı kararttın? Sevgi dolu bakışınla ben de bir dünya yarattım. Aşka boyun eğince günah sayılır mı bilmem. Ölesiye sevince ölmekten ötesi var mı? Aşka boyun eğince günah sayılır mı bilmem. Ölesiye ben de bir dünya yarattım. Neden bir anlık hevesle benim dünyamı kararttın? Sevgi dolu bakışımla ben de bir dünya yarattım. Tamam, savcı oldun diyelim. Ben de suçlu olur karşına gelirsen. Şakası bile hoş değil. Sen ancak bir kalp hırsızı olabilirsin. Yuva kurmaya can attığın kız kimin kollarında gözlerinle gör Kenancığım. Benim dediğim olacak, göreceksin. Selma beni kırmaz. Kırdı bile. Hayır, olamaz. Evlenecek seninle, göreceksin. Hiç sanmıyorum. Neden? Selma Hanım bir başkasıyla arkadaşlık ediyordu ondan. Sen nereden biliyorsun? Gözlerimle gördüm. Bir başkasıyla buluştu. Buluştuk, evet. Konuştuk, anlaştık onunla. Bu ne cesaret?
Siz bana öğrettiniz cesur olmayı. Seviyorum onu. Uzun süredir. Yuva kurmayı ne sanıyorsun sen kızım? Her seven evlenebilir mi hemen? Derin derin incelenmesi gerek. Kimdir, kimin oğludur, hırlı mıdır, hırsız mıdır? Ne iş yapar biliyor musun bunları? Sevdiğin adamın kim olduğunu bilmeden gönlünü kaptırma. Sonra telafisi imkansız kötü şeyler olabilir. Aman kusura bakma kardeş, iş kazası. İş kazası değil, aşk kazası, aşk kazası! Oy! Selma'yı düşüneceğine vuracağın yola dikkat et ha! Selma mı? Selma bizi böyle kirpas içinde görse ne düşünür acaba? Oy! Ne diyecek, fidan gibi delikanlısın! O avukatsın, sen de ustasın! O zenginsin, sen de koskocaman usta! 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 İşte, arkadaşlık ettiğin insan bir tamirci parçası. Kimdir, nedir öğrendin? Ben seni işin için mi sevdim? Kendini niçin bu kadar hakir görüyorsun? İnsanları ben mevkiyle, parayla mı ölçerim sanıyorsun? İlişkilerimiz son derece samimi, sevgimiz sıcacık, apaçık. Seni almaya geldim, yürü Ferdi gidelim. Bize gidelim. Amcamla konuşmanı istiyorum. Size mi gidelim? Ya Mithat amcan ters davranırsa? Niye ters davransın? Bilmesini istiyorum Ferdi. Benim senden başka kimseyle mutlu olamayacağımı... ...senden de benden de duymasını istiyorum. Seven her müşkülü yener diyen sen değil miydin? Hadi yürü. Fakülte mezunu bir kızla bir tamirci parçası nasıl evlenebilir? Buna nasıl cesaret edebilirsin delikanlı? Bu meseleyi biz bize konuşsak. Ne demek? Kenan Bey bu evin yabancısı mı? Onun burada olmasını ben istedim. Bu mesele en çok onu ilgilendirir. Ama amca... Selma'ya gelince... O benim en aziz arkadaşımın yadigarıdır. İsterim ki Selma mutlu bir yuva kursun. Rengini bulsun. Anası babası belli, asil bir aile çocuğu ile... ...meslek ve mevki sahibi bir gençle evlensin. Yetişir. Bu kadar hakarete ne hakkınız var? Ne hakkım var değil mi? Doğru. Ne hakkım olabilir? Sana ne yemeğim geçti ki? Yanlış anladınız Mithat amca. Hayır kızım. Senin bundan sonra Mithat amca diye bir büyüğün yok. Bir Karaçalı gibi aranıza girmemeliydim. Hata benim. Gelmemeliydim. Sen asıl hatayı kendini bilmemekle yaptın. Boşuna sinirleniyorsunuz Mithat Bey. Muhatabınız kim ki? Değer mi? Değer mi ha? Muhatabınız kim ki? Tabii bir tamirci parçası. O bir fakir. Ama namusu şerefiyle ekmeğini taştan çıkaran bir fakir. Ben babasız büyümüş bir insanım. Baba şefkati nedir çok iyi bilirim. Lütfen babanızın yerini alan bir insanı incitmeyin. Burada bir Karaçalı varsa o da ben. Böyle tiyatro roman edebiyatı sözleriyle kendisini acındırmaya çalışıyor. Ama asıl hedefi Selma Hanım'ın servetidir Mithat Bey. Kime yutturuyor o? Sözünü bil efendi. Biz kimsenin servetine göz dikecek kadar aşağılık insan değiliz. Sus artık hadi. Bana bak delikanlı, çek git artık! Ceremesi kaç paraysa verelim de bırak şu kızın yakasını! Yakamı bırak! Serserinin zoruna bak, çık git hadi! Sana çık git dedim, çık git!
Çek elini! Çek! Korkak alıştırma, vur hadi! Ferdi! Ferdi! Ferdi, ne olur dinle beni! Ferdi! Beni rezil etmek için mi getirdin buraya? Allah aşkına! Allah aşkına sakin ol Ferdi! Git kızım, ona git! O kibar, o asil, mevki, para sahibi! Bir tamirci parçasıyla işin ne? Benim gibi bir fakir seni nasıl mutlu etsin? Nasıl, neyle seni refah içerisinde yaşatabilirim ben, düşünsene! Her şeyi düşündüm Ferdi! Senden hiçbir şey, tek kuruş istemiyorum! Benim servetim bize bir ömür boyu yeter Ferdi! Servetin ha! Senin servetin! Sen de mi satın almak istiyorsun beni? Senin servetin beni satın almaya yeter mi ha? Yeter mi söyle? Dövmek istiyorsan döv! Vur! Öldür Ferdi! Yeter ki affet! Yanlış konuştum! Bir lokma ekmeği nerede olsa buluruz! Kırılma, darılma, affet! Sensiz yaşayamam Ferdi! Affedersin. Bir ara öyle kaybettim ki kendimi öldürecektim neredeyse. Beni durduran neydi? Neden vuramadım ona biliyor musun? Neden? Gel benden. Ferdi! Sen ha! Çocukluk arkadaşım! Ferdi! Sen mi geldin oğlum? Anne, bak kim geldi? Kim? Selma anne, bu resimdeki kız. Selma ha! Çocukluk arkadaşın. Evet. Ferdi seni hiç unutmadı. Bunca sene hep senden bahsetti kızım. Hoşça kal anne. Şartıdan gülmeyi unuttum ben ağlamaktan. Hayat yok bize bu yaşantıdan. Gülmeyi unuttum ben ağlamaktan. İstemem senin de boynun bükülsün. Bütün mutluluklar gönlüne dolsun. İstemem senin de boynun bükülsün. Bütün mutluluklar gönlüne dolsun. Ayrılık vakti gelmiş geçiyor. Acıyla kederle doldu gönlümü. Ayrılık vakti gelmiş geçiyor. Acıyla kederle doldu gönlümü. Görmeden dünya bir vefasını, fırtınalar gibi geçti ömrümüz. Fırtınalar gibi geçti ömrümüz. Titreşiyorduk. Hatırlar mısın ilk günümüzü?
Ellerin elimde titreşiyordu. Gözlerin gönlüme aşk sunarken suçluymuşuz gibi hep susuyorduk. Gözlerin gönlüme aşk sunarken suçluymuşuz gibi hep susuyorduk. Kendi kendimden ümidim kesildi, kendi kendimden. Dayı, sen ha? Aferin sana, bu kız tam benim aradığım yağlı bir kuyruk. Bütün servet bu kızınmış. Demek ki seni çok iyi yetiştirmişim evlat. Hayır. O kıza laf söylettirmem, bırak yakamızı dayı. Asıl bundan sonra yakanız elimde oğlum. Hapisten çıkar çıkmaz bu kızı ve seni adım adım izledim yürebe. İlk soygunu nasıl dümenleyeceğiz onu konuşalım. Hayır, dokunma bana. Ölsem uymam sana artık. Doğru yoldan ayrılman dayı. Vay vay vay! Bizim oğlan bir gözleri ahuya vurulmuş. Hanım kız uğruna bize uyamazmış. Bana maltı sasan derler. Ben adamı ne yaparım bilir misin? Akşam tam saatinde eve damlamadığın an yapışırım ananın yakasına. Vur Allah'ım vur, vur Allah'ım vur! Hayır dayı, hayır yapamam. Kime söylüyorsun? Neler saçmalıyorsun lan sen? Bana mı hayır diyorsun? Evet sana. Sana söylüyorum dayı. Bana ha? Bana hayır diyeni yaşatır mıyım ulan ben? Yapacaksın! Yapamam dedim. Sevdiğimin kasasından mücevher çalamam. Ölsem bu kadar alçalamam. Yapacaksın! Mecbursun! Hırsız tanınmaktan korkar da bu işi yapmazsan gider her şeyi gammazlarım. Piştir derim, piç! Piç mi? Ne demek istiyorsun? Annene sor, o anlatır sana. Anne, hani öldü diyordun. Kimin oğluyum anne ben? Her insan oğlu gibi benim de bir babam yok muydu? Ne oldu ona? Kimdir söyle? Neye yersin hep şu başını? Niye gizlersin babamın kim olduğunu? O adamın adı ne? Susma anne, konuş! Demek sen de suçlusun ha? Ben bir piçim demek. Bu gecede ben sensiz köşemde içiyorum. Bu gecede ben sensiz köşemde içiyorum. Dinledikçe şarkımızı kendimden geçiyorum. Dinledikçe şarkımızı kendimden geçiyorum. Bakma çöken karanlığa, kara benim bahtımdır. Bakma çöken karanlığa, kara
Kanımıza kaderim, hangi kalem yazdı bilmem. Kanımıza kaderim, hangi eller perçinledi kalbimize sevgiyi. Hangi eller perçinledi gönlümüze sevgiyi. Kararını verdin mi? Tamam dayı. Madem ki bir piçim, toplumun içinde bir yüz karasıyım, böyle bir adam hırsız olmuş, soysuz olmuş ne çıkar? Bitti artık. Aşk, mutluluk, o tatlı hayaller, bir gencin istikbali, her şey bitti. Kabul dayı, dediğini yapacağım. Ama bir şartla. Neymiş şartın? Bunları Selma duymayacak. Merak etme, duymaz. Duyarsa eğer... yaşatmam seni. Dayı, dayı be, vazgeçsek ne olur, hadi vazgeçelim. Yürü ulan, yürü! Hadi!
Ferdi! Bunu unuttun Ferdi, al! Hayır, sen hırsız olamazsın Ferdi. Şimdi anlıyorum neden görünmediğini. Neden bucak bucak her şeyden, hepimizden gizlenerek kaçtığını. Selma! Selma! Ne oldu kızım? Bu ne? Kim kırdı bu kasayı? Dur amca, polise telefon etme. Neden? Haklıymışsınız. Kim? Yoksa... Erdi değil mi? Bırak onu polise teslim edelim. Hayır amca. Beni biraz olsun seviyorsanız onu polise teslim etmeyin. Aslında o benim mücevherlerimi değil... ...bendeki dünyasını çaldı. Böyle insanların toplumda yeri yok kızım. Sen bir kanun adamı olarak görevini yapmalısın. Hayır amca. Benim Kenan'la evlenmemi istiyordunuz. Evet. Bu isteğinizi kabul ediyorum. Yalnız onu polise teslim etmeyeceksiniz. Bir gencin istikbalini söndürmeyeceksiniz. Bülbül ötsün
aşk olmayan gönüllerde hayat olmaz sevgilim. Seni öyle sevmişim ki sensiz ben. Korkunç, çok feci bir rüya gördüm. Hayır, hayır, kabustu bu. Ne oldu Ferdi? Neden titriyorsun? Çok korkunçtu. Suç işledim anne, ben suç işledim. Suç mu işledin? Aman Allah'ım! Çaldım anne. Selma'nın mücevherlerini çaldım bu gece. Neler söylüyorsun Ferdi, çaldın ha? Evet anne, çaldım. Ama alacağım ondan. Alıp iade edeceğim. Gerekirse dayımı öldüreceğim anne. Ferdi oğlum! Şerefimi temizlemem gerek anne. Elinden bir kaza çıkmasın yavrum. Bu işe sen karışma anne, ne olur! Ferdi! Ne istiyorsun söyle? Mücevherleri. Mücevherleri ha? Canımı istiyorsun benden? Yağmam var be! Denizden kurtulduk, ırmaktan mı boğulacağız sandın ha? Mücevherleri dedim. Ver onları dayı. Yiğit sen gelip alsana. Hadi al. Öldürsem bırakmam dayı, alacağım o mücevherleri senden. Çekil dedim, sakat edeceğim. Kolunu, kanadını budayacağım senin, çekil! Öldür istersen, ama mücevherleri alacağım senden. Öldürmeyeceğim seni. Hapishanelere yeniden giremem. İade etmeliyim Selma'nın mücevherlerini. Şerefimle yaşamak istiyorum. Ölüm vız gelir artık. Yapma! Yapma!
götürün. Bir ambulans çağırın. Niçin beni acele çağırttın? Seninle buluşmak istemediğimi kaç defa söyleyeceğim? Ne o? Bir zamanlar ayaklarıma kapanıyordun ama. Anladık canım. Bağırıp durma. Kimse duymaz, korkma. Mithat Bey bu sabah Selmacığını Yalova'ya götürdü. Sinirleri yatışsın diye. Hem sen Selmacığınla niye evlenmeye evet dedin? Anlamıyor muyum yani? Kendisinde değil, mirasında senin gözün. O halde dinle! Neden sen dururken mirasın tümünü Selma'ya bağışladı bu adam? Niye bir yıldır berabersiniz de nikahlamıyor seni? Senin için, senin mutluluğun için yaptım. Bağışla. Affet. Artık çok oldum be kadın! İstemiyorum seni artık, istemiyorum! Artık senden bıktım! Adamın kızını alabilmek için bunca zaman mücadele ettim. Şimdi sen bana mani olmaya çalışıyorsun üstelik. Bir tarafta koskoca bir servet, gencecik bir kız, sen de kalkmış... Eskiden böyle söylemiyordun ama! Yeter be! Sabrımı taşırdın! İnsan aynaya bakar! Artık yaşlandın! Neyine emreneyim, nereni seveyim senin artık? Demek öyle ha? Görmedin değil mi? Sen görmedin! Ölürsem... söyleyeyim Selma'ma... onu ne kadar sevdiğim olur mu? Tabii söylerim, sen de söyle! Kim sorarsa de ki... onu Handan öldürmedi, o suçsuz de, olur mu? Olur. Oy!
öldürdü. Ne olur bir şeyler söyle, susma, konuş. Anneni ziyaret ettikten sonra mahkeme huzuruna çıkacaksın. Cevap ver Ferdi, sana yardımcı olmak, seni kurtarmak istiyorum. Birkaç delil göster, bildiklerini gizleme. Annenin odası burası. İznimiz 5 dakikadır. Ferdi! Yavrum! Nasıl kıydı sana? Yüreği sızlamadı mı sana vururken ana? Sen gittikten sonra öfkesini benden aldı oğlum. Anacığım! Ağlama canım anacığım! Nasıl ağlamam yavrum? Kollarında kelepçe, ardında jandarmalar. Ben seni bu hallere düşesin diye mi bu boya getirdim? Neden oldu bu Ferdim? Nasıl geldi bu haller başına yavrum? Hayır, sen katil olamazsın. Ferdi, nasıl yaptın oğlum? Sana layık bir evlat olamadım ona. Affet, beni affet. Hadi delikanlı, mahkemeye geç kalıyoruz. Hakkını helal et ana. Helal et anacığım. Hakkını helal et dedi. Asacaklar mı yoksa oğlumu? Gizlemeyin ne olur. Yok ana, hayır. Ne olur ağlama. Siz söyleyin bari. Yalvarıyorum yardım edin bana. Artık benim de annem sayılırsınız. Dertlerimiz bir oldu. Ne biliyorsanız anlatın ki Ferdi'yi kurtaralım. Olur kızım. Ne biliyorsam anlatacağım. Her gecenin sabahında başım yine ayrıntılarıyla gözler önüne serdiğim şu hikaye açıkça anlatıyor ki Ferdi katil olamaz. Ancak düşündüren bir nokta var. Neden hala susuyor? Niçin asıl katili söylemek istemiyor? Onu bu itiraftan men eden gerçek nedir? Ben şuna inanıyorum ki Mithat Bey bütün bu bağları çözecek tek bilgi sahibi, tek şahit olarak yüksek mahkemenizi aydınlatmaya mecburdur. Cinayet onun evinde, belki de onun gözleri önünde işlendi. Hayır. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Bir hırsız pekala katil de olabilir. Bu bir iftiradır. Ferdi hırsız değildi. Nasıl değildi? Mücevherleri çaldığı gece onu polise teslim etmemi engelleyen kimdi? Dayısı çaldı o mücevherleri. Olay yerine silah zoruyla getirmiş, mücevherleri de o kapıp kaçmıştı. Ferdi suçsuzdu. Suçsuz olduğunu da ölümü göze alarak ispatladı. Dayısı onu kanlar içinde bırakmış,
Ferdi buna rağmen mücevherleri getirip yerine koymuştu. Niye inkar ediyorsunuz? Size göstermedim mi mücevherleri? Sayın yargıç, hisleriyle sevgisinin ve kalbinin sesiyle konuşan sayın avukatın bu geçersiz hikayelerden vazgeçip yasal yollarla savunmasını yapması gerekmektedir. Lütfen kararınızı vermenizi sanık hakkındaki ceza müeydenin... Hayır sayın yargıç. Savunmam bitmemiştir. Verdiğim dilekçede yazılı olan ve gerçekleri apaçık ortaya dökecek bir şahidim daha var. Müsaadenizle. Anne. Oğlum. Zehra. Mahmut kızı Zehra Tayfur. Mahkeme huzurunda gerçekleri aynen ve dosdoğru söyleyeceğinize yemin eder misiniz? Ederim hakim bey. Tanık mevkiinde duran şu zata iyi bakın, tanıyor musunuz? Mithat! Mithat o! Hiç tanımaz olur muyum? Yakınlık dereceniz nedir? Neyiniz olur? Nem değildi ki. Bir kadın bir erkeğe ne kadar yakın olursa öyle işte. Yani kocanız mıydı? Kocam gibiydi. Ama o istemedi. Burası mahkemedir. Bütün gerçekler apaçık konuşulmalıdır. Çekinme, konuş. Neyinizdi Mithat Başaran? Ferdi'min, oğlumun öz babasıydı hakim bey. Babam? Hayır hakim bey. Katil zanlısının annesi ve avukatı, görüyorsunuz ki ona arka çıkıyor, adaleti yanıltmaya çalışıyorlar. Lütfen onları susturun. Bırakın, sayın hakimler, bırakın konuşsun. Babam, ha? Hayır olamaz. Annem yalan söylüyor, ben onun oğlu değilim! Böyle bir adam benim babam olamaz! Bir baba düşünün ki, öz evladını inkar ediyor. O evladın öz annesini kaldırımlara fırlatıp atıyor. Dönüp arkasını en ufak bir vicdan azabı duymadan... sizi tanımıyorum diye geçip gidiyor. Böyle bir insana baba denir mi? Benim gibi babasız, benim gibi aç susuz, inkar edilmiş... sefalete, felakete itilmiş... ne masum yavrucaklar sürünür şu kaldırımlarda. Bu yavrular kimin çocuklarıdır? Hangi ananın babanın, hangi milletin evlatlarıdır? Asın beni sayın hakimler, asın ki herkes duysun. Neden asıldığımı yazsın bütün gazeteler. Tek ben öleyim de bunca masum, bunca günahsız, aç susuz... babaları sağken piş denen, günahları yokken suça... bataklığa itilen bunca yavru kurtulsun. Bir kişi ölsün de tek o yavrular yaşasın. Hiç olmazsa benden sonrakiler bu acıyı çekmesin. Duysun o günahkar babalar, sahip çıksınlar yavrularına, yumuşasın taş yürekleri. Evet, asın beni. Asılacak biri varsa, o da benim sayın hakimler. Avukat Selma ile annesinin iddiaları doğrudur. En büyük şahit benim, işte itiraf ediyorum. Ferdi katil değildir. Kenan'ı öldüren, şerefimi ayaklar altına aldığı için beni susmaya mecbur eden asıl katil... bu kadındır, bu kadın! Ben... hayır, hayır! Yalan! İftira! Bu cinayeti aydınlığa kavuşturacak bütün delilleri yüksek mahkemenize arz etmeye amadeyim. Ferdi katil değildir. Ancak... her şeyden önce Allah'ın ve yüksek adaletin huzurunda... yıllardır süren bir haksızlığın tamiri gerek. Huzurunuzda bu zavallı kadından af dilemek istiyorum. Yıllar yılı senin gibi tertemiz, kadınlık örneği, namus, şeref örneği bir insanı hiç acımadan kaldırımlara fırlatıp atmanın azabı beni yıkıyor Zehra. İşte şu an dizlerine kapanarak sana yalvarıyorum. Beni tekrar kabul edecek,
affedecek misin Zehra? Seni ne zaman gönlümden attım? Ne zaman suçladım ki Mithat'ım? Karar! Mahkememiz bazı delillerin tespiti ve davanın neticeye bağlanabilmesi için Handan Ateş'in tutuklu olarak mahkemesinin devamına ve duruşmanın önümüzdeki ayın 16'sına talik edilmesine karar verilmiştir. Öz oğluna yeni bir suç mu yüklemek istiyor? Hayır yavrum, suçlu bir baba masum oğlundan af dilemek istiyor. Ferdi oğlum, bu günahkar babanı affetmeyecek misin? Baba... Aşk olmaya